adamı. Allah-u Teala kullarına birçok nimet vermiştir ve verdiği bu nimetlerin de karşılığını kullarından beklemektedir. Rabbimiz ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا Allah'ın nimetlerini saymaya kalkarsanız onları sayamaz, onları hesap edemezsiniz. Rabbimiz bizleri hesapsız olarak bizlere nimetler vermiştir. Bu anlamıyla kulun Allah'ın ona verdiği nimetlerine karşı şükrünü eda etmesi gerekir. Şükrünü eda etmesi demek, Allah-u Teala'nın dilediği şekilde o nimeti istihdam edip o nimeti kullanmasıdır. Yine Allah-u Teala'nın insan oğluna verdiği nimetlerden bir tanesi yerden biten, yerden üreyen toprak mahsulleridir. Bu toprak mahsullerini asıl da çıkaran Rabbimizdir. Rabbimiz bakın Vakıa suresinde bizlere şöyle ferman etmektedir. اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُسُونَ Ektiklerinizi görür müsünüz? اَاَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ زَارِعُونَ Siz mi onları bitirirsiniz ya da biz mi onları bitiririz? Siz mi onları çıkaranlarsınız ya da biz miyiz? Eğer Allah-u Teala yine ayetin devamında diyor, başka ondan sonraki ayette diyor, dileseydik onu bir çöpe, kurumuş bir çöpe çevirirdik. Demek ki nimetleri veren bizler toprağımıza buğdayımızı attığımız zaman o buğdayı bitiren, onu çıkaran Allah'tır. O zaman bizler Allah'ın hakkını burada vermemiz lazımdır. Ki Rabbimiz ayet-i kerimede buyurmaktadır. وَاَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِهِ Hasat gününde hakkını ne yapınız? Onun hakkını veriniz. Yani alimler İbni Abbas bu ayet-i kerimeyi tefsir ederken şöyle demektedir. Allah-u Teala mahsul ürünlerinin zekatını vermemizi bizden istemektedir. Bu anlamıyla müminlerin çıkan mahsul ürünlerinin zekatını vermeleri lazım ki Allah-u Teala'nın verdiği bu nimetin şükrünü güzel bir şekilde eda etmiş olsunlar. Mahsul ürünleri noktasında Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. لَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَ Beş viske ulaşmayan mahsul ürünlerinde sadaka yoktur. Beş visk demek günümüzde 653 kilogram demektir. Bir müminin tarlasında çıkan buğdayı, mahsul ürünleri kabuksuz olarak 653 kilograma ulaşmışsa ve bu yağmur suyu ile sulanmışsa o kişinin onda bir zekat vermesi lazım. Örneğin 1 ton çıktığı zaman onun 100 kilosu zekattır. Onu Allah yolunda vermesi gerekir. Ama kendi imkanlarıyla tarlasını eğer şey yapmışsa, yağmur suyuyla değil de sulama sistemiyle bunu yapmışsa 20'de bir zekatını çıkarır, verir. Bu zekatta zaten mahsul ürünlerinin zekatı da zekat sınıfları olan 8 sınıfa da bunlar verilebilirler. Mahsul zekatının zamanı üzerinden bir yıl geçmesine gerek yoktur. Normal zekatta ticaret mallarında, altında vesaire bunlarda bir yılın geçmesini beklememiz lazımdır. Fakat mahsullerde bir yılın geçmesine gerek yoktur. Çünkü Rabbimiz az önce okuduğum ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. وَاَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِهِ Onun hakkını hasat gününde veriniz. Ne zaman biz tarlamızdan hasatımızı almaya başlarsak, o günden itibaren geciktirmeden onun zekatını çıkarmamız, fakirlere, fıkaralara, zekat sınıflarına bunu ulaştırmamız lazımdır. Mahsul ürünlerinde bir ürünü ektiğimiz zaman onun zekatını hasat zamanında vermemiz gerekir. Ondan sonra ikinci bir ürün de ekersek onun da hasat zamanını bekleriz. Onun da hasat zamanı geldiği zaman aynı şekilde onun da zekatını çıkarırız.